İstanbul. Tam 16 milyon insanın yaşadığı mega bir şehir. Ve biz İstanbullular bu mega şehirde 2 milyon sokak hayvanıyla birlikte yaşıyoruz. Sokak hayvanlarının sağlıklı ve mutlu yaşayabilmesi için İstanbul'un sokaklarında gece gündüz çalışan yüzlerce gönüllü hayvansever var. Bu onların hikayesi. Mahalleli başlıyor. Şişli'deyiz, Nişantaşı'ndayız, Maçka Parkı'ndayız. Burası şehrin nefes aldığı yerlerden bir tanesi. Hem kendi evcil hayvanlarıyla burayı ziyaret eden mahalleli sakinlerimiz var. Hem de gördüğünüz gibi buranın kendi sakinleri var. Nişantaşı İstanbul'un en eski mahallelerinden bir tanesi. Yaklaşık 3 milyon kişi her gün burayı ziyaret ediyor. Sadece geceleri bile eğlenmek için 500 bin kişi geliyor buraya. Buna ek olarak da yine mahalleli sayabileceğimiz 30 bin kedimiz, 350 de köpeğimiz var burada. Bugün onlardan bir tanesinin hikayesini anlatacağız size. Tommy'nin hikayesini anlatacağız. Tommy ne yazık ki birkaç ay önce aramızdan ayrıldı. Ama onun hikayelerini anlatacak mahalleli dostlarımız var. Şimdi onlarla buluşmak için Teşvikiye'ye gidiyoruz. Teşvikiye, günün 24 saati yaşayan, kendi nüfusunun neredeyse 20 katı bir insan kalabalığını kafelerinde, mağazalarında, gece kulüplerinde ağırlayan, şıklığın, zerafetin, eğlencenin ve ticaretin en yoğun olduğu dünyanın en kalabalık mahallelerinden biri. Böylesine sofistike ve yoğun bir mahallede dünyanın hiçbir yerinde göremeyeceğiniz kadar sokak hayvanı yaşıyor. Her sokağın köşesinde, her apartmanın önünde, parklarda, evlerde, balkonlarda, kısacası her yerde onlara rastlayabilirsiniz. Bu hikayede size artık aramızda olmayan, Teşvikiye'nin en sevilen simalarından biri olan Tommy'yi anlatacağız. Nalım merhaba. Merhaba. En kalabalık olacak yerlerden bir tanesindeyiz. Nişantaşı Teşvikiye'nin köşesindeyiz. Evet. Siz burada kalabalığın içinde sokaktaki hayvanlarınızı, aslında bizim mahalleli diyeceğimiz arkadaşlarımıza bakıyorsunuz, besliyorsunuz, işte kulübeler koyuyorsunuz, mamalar getiriyorsunuz, onları doktora götürüyorsunuz. Bir kere bunun için teşekkür ederim gerçekten bir hayvansever olarak. Biz Tommy'nin hikayesini anlatmak için biraz geç kaldık ama sizden dinlemek istiyoruz. Çok uzun süre buradaydı. Kaç yıl burada Tommy ile beraber zaman geçirdiniz? Ben 2013'ten beri burada onunla 10 yıl olacak neredeyse. 9 yıldır tanıyorum onu. Önüme gelen her hayvana sizin gibi, birçok insan gibi yardım etmeye çalışıyorum. Tommy de onlardan biriydi. Tam bu oturduğumuz yerde bu camın önünde yatardı. Ercan abi. Efendim? Yalnızsın. Yalnız oturuyorum. Çocuklar gittiler. Çocuklar öldükten sonra mahzun kaldım. Kulübeleri duruyor hala. Kulübeleri duruyor maalesef. Alacağım birkaç tane köpek. Ama bilmiyorum, getiriyorum. Hepsi yine kaçıyor. Geçen günü getirdim Ayazağan'dan iki tane köpek. İki gün durdular, kaçtılar. Onların yerini kimse tutamaz. Onlar çünkü burası bu kadar da yoğun olmadan zaten tabii gelmişlerdi. 10 sene olmuş muydu? 10 sene olur mu? 15 sene. 15 sene. Tommy'yi ben bir yaşındayken aldım. Yedikule barınağından aldım. Buraya getirdim. Bana sahiplendi. Şu anda bu köşemiz boş. İnşallah bir hayvan alışsın diye bekliyoruz. Kulübeleri kaldırmadık. Suyu kaldırmadık. Özellikle Tuncay Bey öldüğü gün bana yazdı ve rica etti. Kulübelerden büyük olanı onun için beraber yaptırmıştık. Nur abla kulübesini sakın kaldırıp birine verme, olur mu? Ya o kadar yani inanamazsınız ki onun o öldüğündeki insanlarda yarattığı boşluk duygusuna. Kimileri bunu anlamıyor. Bir sokak hayvanı ölmüş diye bakıyor. Ama gerçekten o değeri veren insanlar için çok büyük bir boşluk. Bizim için zor oldu alışmak. Ben çok uzun süre buradan yürümek istemedim.
yolumu değiştirdim. Çünkü çok alışmışım geçerken onu görmeye. Kalbinizi ne kadar sevgiyle doldurabilirsiniz? Ya da bir kalbe kaç sevgi sığdırabilirsiniz? Ailenizi, arkadaşlarınızı, çevrenizdekileri, okuldakileri, iş yerindekileri. Aslında severseniz herkese bir yer bulabilirsiniz. Peki sokaktaki bir köpeği sevip ona hayatınızda bir yer açabilir misiniz? Teşvikiye Mahallesi sakinleri Tommy'ye tam 15 yıl boyunca hem kalplerinde hem de mahallelerinde kocaman bir yer verdiler. Çünkü Tommy kocamandı. Gittiğinde de arkasında kendi kadar bir boşluk bıraktı. Şimdi onun dostları bu boşluğu yeni sevgilerle, yeni arkadaşlıklarla doldurmaya çalışıyorlar. Biz de onlar için bu sevgiyi her zaman hatırlatacak bir anı bırakıyoruz. 15 sene baktın abi. Tabii 15 sene. Burada bir film. Ya 15 sene bir köpeği yaşatmak büyük başarı. Aynen öyle. Sevgimi verdim ona. Yeah. İkisine birden sevgimi verdim. İkisi de öldü. Ama siz zaten burada taksi durağındaki abilerle beraber. Tabii ben buranın sahibiyim. Şoför beylerle beraber. Çok çok çok. Nur Bilen Yavuz Hanım da bize çok yardımcı oldu. Çok yani maddi yönden, manevi yönden çok yardımcı oldu. Size bir sürprizimiz olacak bizim. Biz de çok alıştık Tommy'nin sürekli buralarda olmasına, görünmesine. Onun bir heykelini yapmak istiyoruz. Zaten konuşmuştuk daha öncesinde de. Dün de Şişli Belediyesi'yle görüşmelerimizi yaptık. Nefis bir haber. Şuradaki küçük yeşil alana. Süper. Onun bir heykelini yapacağız. Hatta heykel şu an yapılıyor. Güzel. Çok az bir süre kaldı ve Tommy hatırlatması için onun önüne böyle bir mama ve su kabı koyacağız ki buradan gelip geçen bütün sahipli ya da sahipsiz, mahallemizin sakini olan köpeklerimiz, kedilerimiz orada en azından suyun mamasını bulabilsin diye. Hadi gelin, gel. Gel Nazlı. Görüyorum burada yine köpeğin yok ama kedileri beslerken aynen, görüyorum. Kedilerim de var, kedilerim de var. Onlar da caminin içindeler. Her sabah saat 6'da buradayım. 7'ye kadar onlarla beraberim. Bu sevgime ben devam ediyor. Her zaman da devam edecek. Yani sen onları aslında mahallenin parçası olarak görüyorsun. Aynen. Mahalleli aynen. Gibi görüyorsun belki. Aynen, aynen, aynen öyle. Maçka'da da köpekler var. Onlara da bakıyorum. Sevgim her zaman devam ediyor. Sizin burada yaptığınız şey, yani onları bir mahalleli olarak, hayatınızın parçası olarak almanız ve bunu burada yaşatmanız, bunun için gece gündüz demeden hem sağlıkları, hem konforları, hem barınmaları, hem kendini istediği gibi ifade etmeleri, bunların hepsini sağlamışsınız. Çok iyi bir örnek oldu. Yayılmasını, diğer bütün mahallelere de bulaşmasını temenni ediyorum ben. Çok teşekkür ben ederim. Teşekkür tekrar ederim. Görüşeceğiz. İnşallah, sağ olun. Tommy'nin heykelinde artık sona doğru geliyoruz. Zeminini yaptık, kaidesini yaptık. Şişli Belediyesi çalışanları 2 gündür heykelin geleceği zemin hazırlamaya çalışıyorlar. Çok da güzel bir işçilik çıkardılar. Çok teşekkür ediyorum onlara buradan. Tommy'nin heykelinin artık sona doğru yaklaşıyoruz. Belediyeden arkadaşlarım, Ramazan kolay gelsin. Çok güzel oldu. Çalışmaya devam ediyorlar. Birazdan açılışını yapacağız. Tommy mahallesine tekrar kavuştu. Mahalle sakinleri de tekrar Tommy'sine kavuştu. Şimdi Tommy için, Tommy'nin mahalledeki arkadaşlarına mama dağıtmak için gidip biraz mama alalım. Tommy için bugün mahalledeki diğer canlılarımıza biraz mama dağıtalım.
Selam, kolay gelsin. Ya evet, bana tam da bu lazım. Bugün saat 4'te açılış var. Bekliyorum. Hadi görüşürüz, sağ ol. Bay bay. Burada en büyük hedefimiz mahallemizin canları olan sokak hayvanlarımızla yaşadıklarımızı anlatmak, aktarmak. Bu anlamda Tommy'yi mahalleliyle tekrar buluşturduk. Aslında Tommy bir figür. Bizi var eden, ortak paydalarımızı yaratan canlılardan biri. Eğer canlıların herhangi birine farklı bakıyorsak bir yerde eksiklik var. Bunlar da bizim can dostlarımız. Birçoğumuz evimizde besliyoruz. Birçoğumuz sokakta besliyoruz. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Gerçekten aynısı değil mi Tuncay? Burada Tommy için küçük bir mama kabı yaptık biz. Bundan sonra o mama kabının içeri dolu olacak buradan geçen dostları için. Çok teşekkür ederim. Nasıl? Sağ ol. Nasıl sesleniyorlar? Ya onlar da alkışlıyor resmen. Bak görüyorsunuz ya. Çok teşekkür ederiz. Öncelikle bütün semtimizin bütün mahallelilerine çok teşekkür ederiz. Sizlerin kaç gündür burada bizim bütün bu çalışmamıza destek oluyorsunuz. Çok sağ olun efendim gerçekten. Efendim, Mahalleli programının sonuna geldik. Bugün Nişantaşı'ndaydık. Günlerdir süren, haftalardır süren Tommy'nin heykelini yapma serüvenimiz bugün muhteşem bir kalabalıkla, mahallelinin katılımıyla son buldu. Belediye başkanımıza, belediyede çalışan tüm müdürlerimize, fen işleri, efendim söyleyeyim, park bahçeler, temizlik işleri, bütün veterinerlik hizmetleri müdürlerimize hepsine çok teşekkür ediyoruz. Burada emeği geçen bütün belediye çalışanları arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Royal Canin'e çok teşekkür ediyorum. Bütün mahallemize çok teşekkür ediyorum. Harika bir gün bizim için. Çok mutluyuz. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tommy artık aramızda değil. Peki bizi bir araya getiren, bizi duygulandıran ya da yüzümüzü güldüren şey neydi? İçimizdeki boşluğu dolduran şey aslında Tommy'nin heykeli değil, onu sevgiyle hatırlayabilmekti. Hoşça kal Tommy. Seni çok özleyeceğiz.